Herkese yeniden selamlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere bugün harika bir tarif vereceğim. Bu tarifi yemek yemeyi fazla kaçırdığınızda, kendinizi şişkin hissettiğinizde, öğünleri gerçekten fazla yediğinizi düşündüğünüzde mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şişkinliğinizi alıyor. Hazımsızlık, kabızlık ne varsa gidecek ve çok güzel bir şekilde metabolizmanızı hızlandıracak. Malzemelerimiz çok basit. Şu şekilde yarım soda, yani maden suyu, pardon, maden suyu kullanacağım. Daha sonra yoğurdum var. Hemen kabımı, hatta yoğurdumu alıyorum. 3 kaşık. Erkeklerde 4 kaşığa kadar çıkabilirsiniz. Varsa ev yoğurdu kullanmanızı tavsiye ediyorum. İçerisindeki faydalı bakteriler ev yoğurdunda daha fazla, vitamin ve mineraller açısından daha zengin. Aynı zamanda sizi tok tutacak ve çok iyi bir protein kaynağı. Gördüğünüz gibi yarım maden suyu kullanıyoruz. Çünkü burada çok ayran gibi bir kıvam yapmayacağız. Daha çok koyu bir kıvamı olacak. Hemen maden suyumuzu ekliyorum. Maden suyu sizi midenizi şişirerek hem tok kalmanızı sağlayacak, hem metabolizmanızı hızlandıracak. Vücudunuzda kalori alımınızı azaltacak. Sindirim sistemini çok iyi bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda şimdi hemen bir kaşık yardımıyla körümüzü karıştıralım. Üzerine bir iki malzememiz daha var. Hemen onları da koyalım. Diğer bir malzememiz de dereotu. Dereotlarımı şöyle güzel bir şekilde doğruyorum. Zayıflamak için bize çok yardım oluyor. Gerçekten dereotunun antioksidan açısından çok zengin, kan şekerinizi dengeliyor ve çok güzel bir idrar söktürücü. Vücudunuzda toksin falan ne varsa hepsini bu sayede atacaksınız. Evet, şimdi diğer malzememe geçeyim. Şöyle bir miktar da zencefilimden soyacağım. Üzerine rendeleyeceğim zencefilimi. Zencefili neredeyse her kürde anlatıyorum zaten. Çok güzel bir idrar söktürücü, kilolarınızı vermeniz konusunda aşırı derecede yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu kiloları depo edilen bölgelerden vermenize yardımcı oluyor. Çok güzel metabolizma hızlandırıyor. Bunun çayını falan da yapabilirsiniz. Şöyle kabuklarımı atayım. Evet, hemen bunu da içerisine rendeleyeceğim. İsterseniz toz zencefil de kullanabilirsiniz. Bunu da rendeledikten sonra üzerine bir de, biraz zor rendeleniyor, nane ekleyeceğiz. Nane ile de birlikte vücudunuzdaki zararlı toksinlerden kurtulacaksınız arkadaşlar. Hem çok güzel bir aroma verecek, metabolizmanızı hızlandıran çok güzel bir kür olacak. Bu şekilde. Evet, şöyle bir çay kaşığı da nanemi ekledim. Ve şöyle karıştırıyoruz. Malzemelerimiz bu kadar. Hepiniz kolayca bulabilirsiniz. Bu kürü kullanırken herhangi bir ara öğünde, ama yediklerinize tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. Herhangi bir ara öğünde bunu yiyeceksiniz. 10 gün boyunca devam ediyorsunuz. İsterseniz akşam yemeğinden 2 saat sonra da kullanabilirsiniz. 10 gün boyunca devam edeceksiniz. 10 günün sonunda bir hafta ara verip tekrardan bir 10 gün daha yapabilirsiniz. Bu sayede şişkinlikten kurtulacaksınız. Göbek bölgenizin biraz daha eridiğini, biraz daha gittiğini, oralardan inceldiğinizi göreceksiniz. Tabii ki bunun yanında bol bol su içmeyi, yediklerinize dikkat etmeyi mutlaka unutmayın. Kullandığımız malzemelere karşı herhangi bir alerjiniz varsa eğer mutlaka doktorunuza danışın, o şekilde kullanın. Hamile annelere çoğu kürü zaten önermiyorum. Gene bunu da doktorunuza danışıp o şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kürümüz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.